film mi? Bir sahne gösterisi mi? Vücut. Ha. Vücudum söylüyor. O söylüyor. Hı-hı. Dinliyorsun yani ben, kendini yani. Tabii tabii. Hı. Yani arzu geliyor. O arzu olmazsa yapamazsın ki zaten. Hı. Yani arzu önemli bir şey bence. Arzu etmeyen böyle... önümüzdeki iki senenin programı bende hep hazırdır Ahmetciğim falan. Asla öyle biri değilim. Öyle mi? Ben ama öyle biri olmalısın da. Öyleyim, yani. Öyleyim de. Öylesin. Önümüzdeki iki senenin programı bu şekilde tonluyorsam ben o adam değilim. Hı. Abi. Paşa gönül kriterleri ama sonuç olarak. Çok istiyorum. O yüzden ben bir 6 ay beni hiç aramazsan çok mutlu olurum diyebilirim. Yani anlatabiliyor muyum? Hmm. O zaten önümüzdeki iki seneyi planlamış oluyorsun. Programsız ama değilim ama arzuyla ilgili bir şey. Aa, tamamen arzuyla ilgili bir şey. Yani ben arzu duymuş güzeller kollarında yatmış. Bunu da planlamadım da çıktı. Arzu deyince niye ise Metin abi geliyor. Metin abi gibi söylüyorsun. Evet. Ne yapayım yavrum? Peki bir şey empatinin de kralını yaptım az önce. Sofrasında oturdun mu 3 gün? Oturdum. Kaç gün? Arzu önemli. Ne kadar şey. Sürdü? Biz normal makul saatler. Makul saatler. Tabii canım. Bak Arzu şunu söylemek istiyorum. Şey seziyorum. Onda bir zorluk yok mu? Tek başına düşünüyorsun. Filmi saymazsak. Kendine sağıyorsun. Evet. Kendini sağıyorsun. Nasıl şarj çok, oluyorsun çok tekrar? Çok yıpratıcı bir şey. Evet, kendini işte, sağıyorsun. Evet, evet. Çok yalnız değil misin ya? İşlerin anlamında söylüyorum. Yok yok. Yok yok yok. Hayır hayır yapma. Öyle bir şey demek istemiyorum. Hayır hayır. Hayır Atacığım. Ya, ne oluyor yapmadım eğleniyorum ya. vallahi benim arkadaşlarım var. Dostlarım iş, var. Beraber iş yapma. Ha. Yok yok. Gene orada da taşkın var, şey var. İş arkadaşlarım da değişmez. Yani uzun süredir. Ya mesela Funda'dan rica ettim bu gösteri için kostüm tasarladı. Hmm. Funda bizim bütün filmlerimizin kostümlerini tasarladı. Ben etrafımdaki insanları tekrar görmekten hoşlanıyorum yani. Orada bir yabancılık yok ama evin içinde onu yazarken çok büyük yalnızsın. Yani yazarken çok öyle bir şey. Öyle bir şey. Çok tek kişilik şey. Çok da bunu böyle büyütmeyelim ya. Çok özel birileriymiş gibi. Yani bu iş böyle. Büyütmek değil. Ben aslında şeyi kastettim. Sahnede de yalnız oluyorsun ya. Hı-hı. Daha kalabalık olmak istemez miydin? Yani Taşkınların arkada akompanya falan. Onu söylemiyorum. Yani hı-hı, beraber sahnede aldı verdisi çok kuvvetli. Yani Deve Kuşu şeyler. Kabare yıllarında yaşasaydım, ha, oynayamasaydım o kabarede bileklerimi ısırırdım yani. Ama kreatif şu an, insanların kendilerine benzer birileri bir şey bulması yok. Zor mu oluyor? Öyle bir şey yok şu an yok. Ya. Öyle bir kalıp yok yani. Bir kabere falan. Yani o yüzden çok özenmiyorum açıkçası. Ama sahnede müzisyenlerle birlikte sahnede olmak zaten kalabalık bir şey. Çok hoşuma gidiyor. Bazı şakaların içine entegre ediyorum. Ben öne doğru çıkıyorum. Biliyorum artık onlar geride kaldı. Arkadalar. Hmm. Ben hikaye anlatmaya başlayacağım. Orada yalnızım ama birazdan onlara kavuşacağım. Şu hikayeler bitince 20 dakika sonra tekrar bir şarkı söyleyeceğiz beraber. Yani o gelgit hali güzel. Daha önce daha büyük yalnızlıklarda yaşıyorsun sahnede. Yani sadece stand-up yaptığın zaman o zaman hiç kimse yok sahnenin üzerinde. Ama o aynı zamanda özgürlük alanıdır. Seni denetleyen kimse yok yani. Evet. Rahat rahat. Seyirci var sadece. Seyirci var sadece ama vibe yani sırrınızı süreci. Bilen kimse yok. Evet doğru. Doğru. Bir de... galiba stand-up'ın en heyecan verici yanlarından biri şey olabilir mi? Maç sırasında istediğin gibi her şeyi değiştirebiliyorsun. Evet. Yani seyircinin haberi de olmuyor. Çok heyecan verici. Çok heyecan verici ama tartıyorsun seni kötü bir yere de götürebilir. Evet. Çok tecrübeli olman alkış lazım. Alkış manyaklığından mı? Yo. Diyelim ki pasif bir gecendesin. Seyirciye atmayayım sen de. Pasif. Sen pasifsin veya tasarladın şakayı tutmadı. Almıyorlar, evet. O zaman bunu anlatayım. O da tutmadı. Veya tam onu anlatacakken önden bir çocuk koştu. Veya birinin telefonu çaldı. Biraz daha algı bozuldu. Veya yaka mikrofonu bozuldu. Bir şey oldu yani. Yani her zaman bir şey olur yani. Her zaman bir şey olur. Sen devam etmek zorundasın. Onun zorluğu orada.